7'den 8'e kampımıza LGS'de mutlaka gelen bir konuya devam ediyoruz. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Geçen seneki LGS'de yani LGS 2024'te yazım kurallarından bir soru geldi. Noktalama işaretlerinden bir soru geldi. Mutlaka her sene soruluyor. Geçen sene de görmüştük hocam. Evet biliyorum 7. sınıfta geçen sene de görmüştünüz. 6'da da gördünüz, 5'te de gördünüz. Üniversite kadar her sene göreceksiniz. Bugün seninle birlikte LGS'de 2 nette artıracağız. Songuç'um nasıl artıracağız? 7'den 8'e kampımızda önceden de gördüğümüz bu konuyu güzel bir şekilde tekrar edip 8. sınıfa güzel bir hazırlık yapacağız. Hedefimiz zaten bütün bu kampları tamamlayıp güzel güzel sorular çözerek hayalimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal müden liselerini kazanmak. Hazır mısın sonuç herhalde <laughs> benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Şimdi dikkatliysen yani dil bilgisinin yazım kurallarının çıkmadığı 2021 yılı hariç her sene mutlaka yazım kurallarından soru geldi Tonguç. Noktalama işaretlerinden her sene soru geldi. 2024 yılında hatta şöyle kitapçı da getirdim yanımda. 2024 yılında A kitapçığında 17 soru yazım kuralları ile alakalı. Şöyle göstermek istiyorum. Dedi ki bu parça gibi numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur dedi. Yani üç tanesi yanlıştı bir tanesi doğruydu. Noktalama işaretlerinde ise Tonguç'um virgülün aşağıdaki şeylerden hangisinin kullanımı yoktur dedi. Yani virgülle alakalı üç tane örnek vardı bu paragrafın içerisinde seçeneklerden ama bir tanesi yoktu. Onların hepsini birazdan mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Diğer yıllarda nasıl geldiğine de bakacağız. Hatta 2024'te gelen soruyu ben burada e, bazı kısımlarını kapataraktan senin önüne koydum. Mesela bak demiş ki bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur demiş. Şimdi Hadim ilçesinin yazımı doğru mu Tonguç'um? Evet hocam, patladın. Patladın bak. Demek ki geçmişe de görmüş olsak birazcık antrenman yapmayınca insan sıkıntı yaşıyor. Ekranları baştaki arkadaşlarımız Hadim ilçesinin yazımının yanlış olduğunu söyledilerse helal olsun. Hadim ilçesinin yazımı yanlış. İlçenin i'si küçük yazılır. Yani Üsküdar ilçesi derken Üsküdar'ın üsünü büyük yazarsın ama ilçenin ilin ilk harfi yani i'si küçük yazılır. Dolayısıyla burada yazım hatası var. Burası normalde Hadim ilçesi şeklinde yazılması gerekiyordu. Anlaştık mı? Orta Doğu'nun yazımı doğru. Asya ülkelerinde üyü küçük yazması gerekiyordu. Asya A'sı büyük yazılır ama ülkelerin üyü küçük yazacaktı. Türk kiraz dediğimizde Türk'ün T'si tabii ki büyük olacaktı. Hemen bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandıralım. Ama kirazın K'sini büyük yazmamıza gerekiyor. yok. K'yi küçük yazabiliyorduk. Dolayısıyla bu parça numaralanmış sözlerden sadece ikincinin yazımı doğruydu. Tonguç evladı benim. Şimdi virgülün kullanımıyla alakalı gelen soruya baktığımızda ise Hangi kullanımı yoktur diyordu. Mesela sıralı cümleleri ayırmak. Yani içerisinde birden fazla yükleme olan cümleleri ayırmak demek. Sıralı cümle ne demek biliyor musun Tungucuğum? Bilmiyorum hocam. Bu sene öğreneceksin. Sıralı cümle birden fazla yükleme olan cümle demek. Ee i̇şte bakalım mesela şehir. Kendi kimliğini belirlemek ve kendini daha iyi tanımak için aynaya baktığı zaman insanla karşılaşır demiş. Kim karşılaşır? Şehir. Burada özneyi vurguluyor. Dolayısıyla bu yüklemden uzak özneyi belirtmek için kullanılmış. Burada B seçeneği için kullanıldığını söyleyebiliyoruz. Çünkü tüllerin arkasına durup ona ruhunu katan, şeklini veren, estetik duygularını yansıtan kişiler vardır demiş. Burada da eş görevli kelimelerin arasına girmiş oluyor. Buraya da şöyle C seçeneği diyebiliriz. Bazen onca insanın arasında öne çıkan kişiler olur. Varlıklarıyla şehrin tarihine damga vururlar. Bak kişiler olur damga vururlar. Burada iki tane yüklem var. Burada sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış diyebiliriz. Buraya da A seçeneği yazıyorum. İstanbul denince Fatih Sultan Mehmet'i. Samsun denince Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğimiz gibi. Burada yine eşgürevli kelimeler arası ama ara sözler yani cümlenin herhangi bir ögesini açıklayan ya da cümle dışı unsur olan ara sözler ile alakalı bir ayırma yapılmamış. Şimdi bunların hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hiç endişelenme. Ara söz nedir, sıralı cümle nedir, özne nedir? Hepsini zaten 8. sınıfta pekiştireceğiz. Hiç endişelenmene gerek yok. Hedefimiz LGS'de 5-6-7'de görüp 8'de de karşımıza çıkacak olan konuları bu 7'den 8'e kampında mükemmel bir şekilde tamamlamak. Sözcük anlamı yaptık, cümle anlamı yaptık, parça yapı, parça anlam, parça güzel güzel ilerliyoruz. Bugün de yazım kuralları ve noktalama işaretlerini yapacağız. Zaten sadece 8 sınıfta göreceğimiz konu fiilimsi, ögeler, cümle türleri az önce söylediğim sıralı cümleler dediğimiz fiil çatısı geçli geçsiz ve anlatım bozukluğu gelin da gördük ama bu sene biraz daha detaylı göreceğimiz konular. Dolayısıyla diğerleri geçmişte de öğrendiğimiz konular. Bugün seninle birlikte LGS'de nasıl gelir ona bakacağız ve konuyu mükemmel bir şekilde pekiştireceğiz Songuç'um. 7'den 8 hazırlık yaz kampımızda bu arada senin en çok yapman gereken şey videoları izledikten sonra konuyla alakalı veya öncesinde Konu akıllı soruları çözerek kendini geliştirmek. Çünkü LGS'de sana soru çözdürecekler. 7'den 8'e kampına ismini veren, 7'den 8 e hazırlık setimizin içerisinde yer alan 7'den 8 e hazırlık kitabı esasında konuyu çözmemiz için ideal bir kitap. Nedir? Bak burada hemen açıyorum şöyle yazım kuralları noktalama işaretlerini. Şöyle hem şuradan göstermek istiyorum. Bak burada test bir de yani sayfa 72'de yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle alakalı süper sorularımız var. Ardından test 2 sonrasında test 3 ve test 4'ü yapmanı istiyoruz Tonguç'um. Ardından da zaten bu konuyu hafiften cevap olacaksın. Sene boyunca da gireceğin denemelerde çözeceğin sorularda birçok defa karşına bu konu çıkacak. Ve inşallah 2025 LGS'ye girdiğinde hepsini doğru yapacaksın ve kurtulacaksın Tonguç'um. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Ve güzel bir şekilde yazım kuralları noktalama şartlarına büyük harflerin yazımıyla başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerlere bakalım. Birincisi özel isimler büyük harf yazılıyor. İskal Marşımızın şairi kim Tonguç Şelal? Mehmet Akif Ersoy. Harikası zaten burada yazıyor okuyorsun. Bak M'sini, A'sını, E'sini büyük yazdık. Tonguç Tonguç ol derken T'leri büyük yazıyoruz. Yüzbaşı Burhan dediğimizde Burhan'ın unvanı olduğu için büyük yazıyoruz. Ama Burhan dayı senin akrabansa o zaman bu da küçük yazabilirsin. 29 Mayıs 1453 dediğimizde bak spesifik belirgin bir tarih olduğu için buradaki M'yi büyük yazıyoruz. Türkler, Özbekler, Almanya, İngilizce, Türkçe, Müslümanlık, Ay ve Dünya. Taksim Meydanı, İstanbul ili bunların her birinde büyük yazmamız gereken yerler var. Ama İstanbul ili derken, ilçesi derken İ'leri küçük yazıyoruz sonuç. Ama taksim meydanı dediğimizde M'yi büyük yazdığımız gerekiyor. Zaten bunları detaylı bir şekilde LGS sürecinde sorular çözerek pekiştireceğiz. Ama şimdi 5, 6'da ve 7'de gördüklerimiz bağlamında 8'de de karşımıza nasıl çıkacağını tekrar edelim. Sayıların yazımında sayılar daima ayrı yazılıyor. Hocam 17 de ayrı evet, 17'de ayrı yazılıyor. Bak 17 yazıyorum. Ayrı yazılıyor. Hocam 28 de ayrı, evet, 28 de ayrı yazılıyor. Evet 28 ayrı yazılıyor. Yazıyorum bak 28. Hepsi ayrı yazılıyor. 22.50 dediğimizde saatleri yazarken nokta koyuyoruz. Birinci dediğimizde birinci oluyor ama iki zaten iki diye yazıldığı için iyi olduğu için içinde bunları ikinci diye yazıyoruz. Yani mesela yedinciyi böyle yazıyoruz. Veyahut da altıncıyı böyle yazıyoruz. Çünkü bunların zaten sonunda ı, I, i var. Bir de diyoruz, iki de diyoruz ama üçte, dörtte, beşte diyoruz. Burada da ünsüz benzeşmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Tonguç adım benim. Üçeri asla böyle, bu şekilde yazamıyoruz. Üçer, beşer bunlar hep böyle yazıyla yazılması gerekiyor. D, ki ve mini yazımına baktığımızda D'yi cümleden çıkarabiliyorsak Tonguç'um ayrı yazıyoruz. Dün sizde kaldık, bugün bizde kalalım diyebiliyoruz. Bak cümleden D'yi atabildim, o zaman ayrı yazıyoruz bak. Dün sizde kaldık, bugün bizde kalalım diyebiliyoruz. O zaman D'yi ayrı yazabiliriz. Ama şu D'yi atalım, dün siz kaldık, olmuyor o zaman bitişik yazman lazım. Bugün biz kalalım, olmuyor bu. Bugün de bizde kalalım demek istiyor. Dolayısıyla buradaki D'nin bitişik yazılması gerekiyor. Bu doğru yazılmış. Bu ayrı yazılmış, bu da doğru bu bitiş yazılmış, bu da doğru. Dolayısıyla D'yi cümleden atabiliyorsan, hatta şurada gösterelim. D'yi cümleden atabiliyorsan Tonguç'um ayrı yazıyoruz, atamıyorsan bitiş yazıyoruz. Ki'de ise ler ekine dikkat edeceğiz. Ki'nin olduğu yere ler eki getirebiliyorsan, artı ler yapabiliyorsan hiç yazılıyor. Seninkiler diyebiliyoruz mu? Evet hocam. De bir daha. Seninkiler. Bak diyebiliyorsun, bu kadar basit. O zaman bu bitiş yazılıyor. Ama gelsinkiler diyebiliyoruz Bak buraya ler eki getirdim, olmuyor. Gelsinkiler dediğimizde anlamsız oluyor. O zaman ler eki getiremediğimiz ki'yi biz ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Hani gel ki göreyim seni. Gel Gelkiler olmuyor. O zaman bitişik. Seninkiler mesela e, ne diyelim? E, bir isim söyle bana mesela. Ali hocam. Tamam yazıyorum buraya. Ali'nin. Ali'nin kiler diyebildiğin için bu bitişik yazılıyor hanım. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi mi daima yazılıyor. Şirin mi şirin bir çocuktu. Geldi mi? Gitti mi? Soru anlamı katan ya da pekiştirme anlamı katan mi her zaman ayrı yazılıyor. O zaman D'yi cümleden atabiliyorsak ayrı atamıyorsak bitişik. Kimli olduğu yere ler getirebiliyorsak bitişik getiremiyorsak ayrı. de hep ayrı oluyor. Birleşik kelimeler ve kelimelere bakalım. Şimdi terk etti, hak etti, fark etti, mutlu etti, park etti. Bu tarz şeyleri ayrı yazıyoruz. Çünkü ses olayı yok ama hissetti, affetti, zannetti derken bir ses olayı olduğu için bunlar bitişik yazılıyor. Güler yüzlü bu er almış kelimeler isimden önce gelirse ayrı yazıyor. Güler yüz. Ama erek almış kelime isimden sonra gelirse bitik yazıyor. Yurt sever, konuk sever. Bunu da bak bitik yazıyor. Yani yurt sever diye ayırmıyorsun. Ama sever yurt deseydi o zaman yani önce gelseydi o zaman ayrı yazacak. Güler yüz dediğimizde ayrı yazıyoruz. Ama yurt sever dediğimizde bitik yazıyoruz. Bu erler kelimeden sonra gelirse, isimden sonra gelirse bitik oluyor. Alt yazı dediğimizde burada net bir şekilde somut bir ifade var. Dolayısıyla bu alt kelimesi somut olduğu zaman ayrı yazıyoruz. Ama bilinçaltı somut mu soyut mu? Soyut hocam. Harikasın. İşte soyut olduğu için de bu bitiş yazılıyor. Yön isimleri özel isimden önce geldiğinde nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Ayrı yazılıyor. Doğu Anadolu diyorsun bak. Doğu Anadolu ayrı. Ve D'sinde büyük yazıyorsun. Ama mesela şu büyük harfle alakalı da söyleyelim. Anadolu'nun doğusu dersen buradaki D'yi küçük yazman lazım. Bu da önemli. Şimdi ama ara yönler. Kuzey doğu, güney batı, kuzey batı. Bunların her biri bitiş yazılıyor Tonguçoğlu. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana, LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti Tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılardan. Şimdi bu. Cümle sonunda kullanılanlar, genellikle cümle sonunda kullanılan nokta, soru işareti, ünlem, üç nokta, iki nokta ile başlayalım. Şimdi cümlenin sonuna ne gelir Tonguç Elademir? Nokta hocam. Bu kadar basit. Eve geldi, nokta. Kısaltmalarda yine nokta kullanıyoruz Avukat Ali Bey. Birinci oldum, saat 17.45 dediğimizde tarihlerde biz bu şekilde noktayı kullanıyoruz. Soru işareti cevap bekleyen cümlelerin sonuna koyuyor. Ama bazen cevap beklemeyen cümlelerin sonuna da konabilir. Mesela yarın gelir mi dediğimizde soru işareti koyuyorsun. Kim bilir neyi söylediğimizde kim bilirden sonra soru işareti gelir mi? Gelir hocam. Hayır. Niye? Bak burada neye küçük? Soru işaretinden sonra büyük harfle başlayacağı için kim bilir virgül ne istiyor diye yazman lazım. Mesela bilinmez durumlarda Yunus Emre ile alakalı bilinmeyen bir şey varsa o zaman soru işareti koyuyorsun. Kim geldi virgül niye geldi? Eğer buradaki ne büyük olsaydı buraya soru işareti koyardın ama burada ne küçük olduğu için kim geldi virgül niye geldi diyoruz. Üç nokta nereye gelir? D, 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 de, T de, de demek istediğinizde. Evet yani söylemek istemediğimiz yerlerde üç nokta kullanabiliyoruz. Ama bitmemiş cümlelerde üç nokta kullanıyoruz. Mesela acı acıyı susancıyı bastırır demek istiyor ama söylememiş. O zaman cümle bitmediği için üç nokta. Herkes oradaydı sanki. Ali, Can, Emre, Arda bak daha örneklerin devam edebileceğini gördüğümüz için üç nokta geliyor. Kılavuzu kargolanın burnu nokta noktadan çıkmaz hani. Anlatabildim mi? Nereden çıkmaz kravuz kargolarının tonguç herhalde? Kakamızdan çıkmaz. Harikasın. Çok güzel söyledin. Oradan çıkmıyor. Dolayısıyla ama onu söylemiyoruz. Utanıyoruz biz kaka kelimesini söylemekten. O zaman buraya B nokta nokta diyoruz. Evet. Şimdi ünlem işareti şaşırma, sevinç, haykırma olduğu zaman kullanıyoruz. Hey gidi günler. Ne yaramaz çocuk. Hey gelir misin dediğimizde burada bak G küçük olduğu için virgül koyuyoruz. Ama burada G büyük olduğu için ünlem işareti koyabiliyoruz. Çünkü ünlem işaretinden sonra da yine büyük harfle başlaması lazım. Hey virgül gx küçük için böyle gidiyor. Ama hey ünlem işareti G büyük. Hey gelir misin diyoruz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Gelelim iki noktaya. Açıklamalardan önce iki nokta koyuyoruz. Şair, iki nokta üstü şiir okuyun dedim. Soruyu üç kişi bildi. iki nokta üstü Ali, Ömer, Emre bilmiş. O da bu kadar o basit gidiyor. İki noktadan sonra Tonguç Eladmen'in büyük harf de başlayabilir. Özel isim olursa mecburen büyük harf başlar. Cümlesi de büyük harf olur ama cümle değilse küçük harfle de başlayabilirsin. Cümle içinde kullanılanlara bakalım. Virgül, noktalı virgül ve iki noktaya. Şimdi eş görevli sözcükleri ayırırken biz virgül kullanıyoruz. Akıllı, virgül, Zeki ve iyi bir insan. Bak akıllı, zeki, iyi. Burada V'den öncesinde akıllı ve zeki ayırmak için virgül kullanmışım. Evet sizi bekliyorum bak yanıt bildir. Evet tamam peki hayır dediğimizde virgül koyuyoruz. Bir varmış bir yokmuş bak. İki tane yüklem var araya virgül geldi. Genç adama yer Aa, verdi. Aa bu geçen sene soruldu. Harikasın Tonguç. Evet bu geçen sene sorulan şey. Genç adama mı yer verdi yoksa genç adama biri mi yer verdi? Kafa karışıyor o yüzden buraya virgül koyuyoruz. Yani mesela sen beni görüyorsun otobüste bana yer veriyorsun. İnsanlar şöyle diyebilir. Bir tane genç yani sen adama yer verdi diyebilir ya da genç adama yani bana ben genç Siz genç hocam? Yani genç sayılırım Tonguç'um niye öyle diyorsun? Genç adama yer verdim yani kafa karışıyor. O yüzden genç adama yer verdi. Küçük ağaca saklandı gibi. Ali dün eve çok geç geldi dediğimizde yine yüklemden uzakta kalan e, özelleri vurgulamak için biz virgül kullanabiliyoruz. Sınıf başkanını bekliyoruz. Kim o? Emre. O zaman Emre'yi böyle yine e, iki virgül arasına alıyoruz. Sınıf başkanını... ...emreyi bekliyoruz diyoruz. Burada ara sözü vurgulamak için yine virgülü alırdık Şimdi bunu zaten kısa çizgiyle de yapabilirim. Mesela sınıf başkanı emreyi bekliyoruz da diyebilirsin. Kısa çizgiyle de yapılabilir. Bunu birazdan göreceğiz. Noktalı virgül ise virgülün daha karizmatiği. Mesela at ölür virgül, meydan kalır virgül, yiğit ölür virgül, şan kalır nokta dediğin. Şimdi her yere virgül koydun. Halbuki burada at ölür meydan kalır ve yiğit ölür şan kalır farklı yargılar. Tamam burada bir sürü virgül kullanabilirsin ama şu ikisini ayırmak için araya noktalı virgül kullanacaksın. Yani at ölür meydan kalır, noktalı virgül, yiğit ölür çan kalır demen gerekiyor. Mesela pazardan elma virgül, armut virgül, kivi virgül, soğan virgül, biber virgül, salatalık altın. 750 TL tuttu hocam. Yuh niye o kadar çıktı? <laughs> Şaka tamam şimdi biraz evet, pazara zam geldi yapacak bir şey yok. Şimdi pazardan elma, armut, kivi buraya noktalı virgül koyuyorum. Neden? Çünkü elma, armut, kivi meyve. Soğan, biber, salatalık Bunlar sebze. Dolayısıyla bunları ayırmak için araya noktalı virgül koyuyoruz. Yani eş görevli sözcüklerin arasına virgül koydun ama gruplamak için... ...mesela Ayşe, Fatma, Hayriye noktalı virgül, Ali, Osman, Hamza mesela. Tamam erkeklerle kızları ayırıyorsun. Elma, armut, kivi, soğan, biber, salatalık. Bak buralara virgül koyabilirsin ancak meyvelerle sebzeleri ayırmak için noktalı virgül koydun. Yani demek ki noktalı virgül, virgülün daha karizmatiği. Kısa çizgi ee, böyle satır bittiğinde yarın okulun önünde... Ki tarlada buluşalım dediğimizde bak bu önündeki bitişik. Çünkü önündekiler diyebiliyoruz. O zaman buraya kısa çizgiyle aşağı inebiliyoruz. Sınıf başkanı emriyi bekliyoruz dedik. Buraya virgül de gelebilir. Böyle kısa çizgi gelebilir. Kitaplık dediğimizde yine ekleri göstermek için bu şekilde. Veya heceden ayırırken mesela ki... işte pardon o zaman şöyle yapacağız. Ki tap lık şeklinde de yazabiliriz. Uzun çizgi konuşmalardan önce yarın gelir mi? Evet dediğimizde yine uzun çizgi kullanıyoruz tırnak işareti vurgulamak istediğimiz ifadelerde tek ses benzerliğine yarım uyak denir dediğimizde burada biz ne yapıyoruz? Tırnak işareti kullanıyoruz. Kesme işareti özel isimlere gelen çekimekten ayırırken İstanbul'dan dediğimizde, Türk'ün dediğimizde yapıyoruz ama... İstanbullulardan dediğimizde ya da Türkçenin dediğimizde ayırmamıza gerek var mı? Yok hocam. Harikasın Tonguç'um. Bu çok önemli bak. Türkçenin eğer böyle kesme işareti koyarsan yazım hatası oluyor. Çünkü yapın ki almış özel isimlere artık çekim eki geldiğinde kesme işareti ayırmaya gerek yok. Yani mesela şöyle Öne görüyorum. Ankara'dan dediğinde bunu ayırmalısın. Ama Ankaralı dedin, artık ayırmana gerek yok. A çünkü yapım eki. Ankaralılar dedin, ayırmana gerek yok. Ankaralılardan dedin, ayırmana gerek yok. Çünkü artık yapım eki aldım. Yay ayraç mesela bir şeyin İngilizcesini söylerken yani o konuşunu Shakespeare böyle okunuyor. O zaman bunu söylerken söyleyebiliriz. Ya da tiyatrolarda işte oyuncunun nasıl davranacağını anlatıyorlar mesela Hacivat gülerek nasılsın kara gözüm hani gülerek kısmı gülerek söylüyor sen de öyle düşün demek istiyorum bunları da yine yay ayrıca verebiliyorum. ödüllü sorumuzu yapın yorumları yollayın arkadaşlar hadi bakalım Tonguç Dershane yaz kampını sundu